Daha karşınızdayım. Öncelikle bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Ulusal Tez Merkezi, yüksek lisans, bitirme projesi veya doktora tezi yazanlar veyahut uzmanlık tezi yazan arkadaşlar için neden önem arz etmektedir? Bunun çeşitli nedenleri üzerinde duracağım. Bir de Ulusal Tez Merkezi'ni nasıl kullanabilirsiniz, nasıl etkin bir şekilde kullanabilirsiniz, bu konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, Ulusal Tez Merkezi dediğimiz internet sitesi, bakınız, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, örneğin detaylı aramaya tıkladığınızda tez türü görüldüğü üzere yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterli, diş hekimliği uzmanlık, tıpta yanda uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık gibi, yani uzmanlık tezleriyle yüksek lisans ve doktora tezlerini bünyesinde barındıran çok geniş bir veri tabanıdır. Dolayısıyla eğer sizler de tez senenize giriş yapıyorsanız veya bir tez yazacaksanız veya herhangi bir konuda akademik makale yayımlamak isterseniz, yapılması gereken, yapmanız gereken şey mutlaka Ulusal Tez Merkezi'ne girmek. Ben ya detaylı aramayı ya da genellikle gelişmiş arama seçeneklerini tıklıyorum. Burada hem tezin türünü seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yüksek lisans tezimi arıyorsunuz, doktora tezimi. Hem yılı seçebiliyorsunuz. Mesela hangi yıllar arasında bir arama yapmak istersiniz? Örneğin son 5-10 yılın, son 6 yılda yazılan tezlere bakmak istediğiniz yılları tercih edebilirsiniz gelişmiş aramadan. Veya detaylı arama biraz daha net gibi sanki. Hangi okula hangi tez girmiştir? Yine üniversite ismini bakın seçebilirsiniz. Bakın, burada üniversite isimleri sıralanmaktadır. Yani demek istediğim, Ulusal Tez Merkezi ciddi anlamda size çok önemli bir kaynak, bir veri teşkil edecek bir internet sitesidir. Buraya örneğin motivasyon kavramını yazdınız. Yani değişkenlerinizi belirlediniz ve konu belirlemek istiyorsunuz. Peki son 5 yılda, son 6 yılda hangi tezler girmiştir? Hemen motivasyon kelimesini yazdınız. İzin durumunda izinliği tercih ediyorsunuz. Tez türünde doktora veya yüksek lisans veya hiçbirini işaretlemezseniz hepsi sizin karşınıza sergilenecektir. Bul butonuna bastığınızda sevgili arkadaşlar, tercih etmiş olduğunuz yıllardan kaç tane tez girdiyse yüksek öğretim kurumuna, bunların hepsine ulaşma şansınız var ve de değişik alanlarda tabii ki bunları da sınırlayabilirsiniz. Sadece psikoloji alanına bakabilirsiniz. Örneğin işletme alanında veya İngiliz dili edebiyatı alanında, örneğin motivasyon kelimesiyle ilgili neler yazılmış. Yani kısaca tüm güncel konulara, örnek tezlere buradan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu çok ciddi bir akademik ağdır. Ulusal Tez Merkezi akademik dünyadaki öğrencilerle ve diğer araştırmacılarla sizlerin bir bağlantı kurmasını sağlayan bir köprü olarak görebilirsiniz. Mutlaka eğer konu bulamıyorsanız, hocam ben konu bulamıyorum, bölümüm belli, her şeyim belli fakat bir türlü konu bulamıyorum diyorsanız ve değişkenlerinizden bir ya da birden fazlasını biliyor iseniz, örneğin değişkenlerinizden bir tanesi ne olsun? Örgütsel bağlılık olsun mesela. Örgütsel bağlılık olarak yazdığınız arkadaşlar, izin durumu, izinli tezleri tercih edeceksiniz. Tezin türü, örneğin yüksek lisans tezini tercih ettiniz ve 2015'ten bu yana ne kadar tez yazıldıysa sergilemek istiyorsunuz. Örgütsel bağlılıkla alakalı tez konusu arıyorsunuz. Sizler de burada daha evvel yazılan tezlerin konularına bakarak kendinize uygun, özgün bir tez konusu tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu diğer öğrencilerin hangi tür tezler yazdığını gösterdiği için sizler daha farklı, daha orijinal bir konu bulmak için, yapılmayan bir konu bulabilmek için Türkiye'de yayınlanan tüm tezlerin listesini burada ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sunmuş olduğu diğer avantaj da şudur. Tez yazma sürecinde yapı ve format olarak size ışık tutacaktır. Yani örnek veriyorum. Hemen size detaylı bir örnek vermek istiyorum. Örnek İstanbul Üniversitesi veya direkt çıkan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne son bir yılda, örneğin 2022-2023 arasında giren tezlerin formatına bakacaksınız. Örneğin diş hekimliği çıktı direkt. Eğer siz de diş hekimliği okuyorsanız mükemmel, çok şanslısınız. Tezi indirdiğinizde arkadaşlar formata bakma şansınız var. Neden son bir yıl tercih ettim? Biliyorsunuz tez yazım kılavuzları sürekli değişmektedir. Dolayısıyla buradan formata bakarak bulabilirsiniz. Diğer bir avantajı arkadaşlar, detaylı aramaya tıkladığınızda danışman hocanızı ismini yazdığınızda bir isim yazmanız gerekiyor. İsim ve soy isim yazmanız gerekiyor. Danışman hocanızın, örneğin tamamen şu anda ismi uyduruyorum. Eğer çıkarsa çok şanslıyız. Ali Erdem hiç bilmediğim bir hocadır. Fakat Ali Erdem'in mezun etmiş olduğu öğrenciler, yani danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine bakınız, ulaşabilirsiniz. Doçent doktor Ali Erdem'in, Ali Erdem ciğercinin danışmanlık yapmış olduğu bir öğrencinin tezine buradan ulaşabilirsiniz. Yani kendi hocanızın da hangi öğrencileri mezun ettiğine ve kendi hocanızın nasıl bir tez sistemi olduğunu, yani
anlamanız için kesinlikle çok tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Yani siz bir tez yazıyorsunuz. Peki danışman hocanızın beklentileri nelerdir? Bakınız buraya girip danışman hocanızın ismini yazdığınızda yılı da tercih edebilirsiniz. Danışman hocanızın danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine ulaşabilirsiniz. Bu da size hem yapı hem format açısından fikir verecektir. Hem de nasıl bir içerik oluşturmanız gerektiği konusunda çok değerli referanslar sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.